Kardeşlerim, muhterem müminler. Bir bayram sabahında birlikteyiz. Arakan'dan Mardin'e kadar. Gün içerisinde sağ sağ on binler, yüz binler, milyonlar Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacaklar. Bugün bayram. Çocuklar bir gün öncesinden aldıkları, alabildikleri elbiselerini sabaha kadar başucunda saklamışlar. Sabah onları üzerlerine almışlar. Kimi camiye gelmiş, kimi birazdan sokağa çıkacaklar. Büyükleriyle görüşecekler, onların ellerini öpüp hayır dualarını alacaklar. Arakan'da çadırda yaşayan çocuklar da belki yeni elbise alamadılar, fakat bir derenin kenarında onların annelerinin elbiselerinin kadar. Onlar da bugün bayram sabahındalar. Bugün bayram. Yaşlılar, onların evleri hiç olmadığı kadar bugün ziyaret edilecek. Çocuklar gelecek, çocukları gelecek. Bugün hiç olmadığı kadar onların zilleri çalınacak. Onlar hayır dua edecekler. Bugün bayram. Babaların oğulları, kızları uzak memleketlerden bayram diye onları ziyarete, onların hayır dualarını almaya gelecekler. Bugün bayram, hastalar, kimi kimsesi olmayanlar, onlar da hep kapıları, gözleri kapıda olacaklar. Bugün kim gelecek diye onu intizar edecekler. Tam bir ay, imsaktan iftara kadar ruhumuzu imanın, İslam'ın kalıbına koydunuz. Ona yeni bir şekil verdiniz. Şimdi milyonlar, on milyonlar bayram sabahında Cenab-ı Hak'tan beraatlarını alacaklar. Nasıl bir Müslüman olduk? Oruç bizi nasıl bir noktaya getirdi? Bir anlamda bayram ehli iman için mezuniyet olacak. Bugün bayram, şu kadar zamandır birbirine bakmayanlar, gördüğü zaman yolunu çevirenler, Allah'ın bir selamını çok görenler, o arkadaşlarıyla, dostlarıyla karşılaştıklarında Esselamu Aleyküm diyecekler, ellerini uzatacaklar. Selam verirken bugün bayram, benden sana zarar gelmez, fitneyi de, nefreti de, öfkeyi de ayağımın altına aldın. Bugün bayram, Medine minberinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam konuşuyor, buyuruyorlar ki لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Buz ayaklarımızın altına aldım. Artık öfkeye geliyor. Hasedi, fitneyi, şunu şunaya şikayet etmeyi, hepsini Allah adına ayaklar altına aldım. Onlar yaptı diye siz yapmayın. Bugün bayram, her şeyi Allah Azze ve Celle'ye havale etmenin günü. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kulak verip kucaklaşma günü. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْكَ ثَلَاثٍ. Buyurdular ki, üç günden fazla Müslüman, Müslümana sırtını çeviremez. Onun hatırına, onun emrine lebbeyk ya Resulallah deyip gördüğüm her Müslümana elini uzatabilme günü. Kardeşlerim, bugün bayram. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, İmam Müslim rivayet ediyor. Birisi evinden çıkar karşı köye, öteki mahalleye gider. Orada bir kardeşi var, onu ziyaret edecek bayram diye. Melekler de onları izlerler. Cenab-ı Hak kardeşlerini, akrabalarını, yakınlarını ziyarete gidenlerin yollarına فَاَرْسَدَ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا. Melekler gönderir yol boylarına. Belki gözlerinizle görmezsiniz ama kalbiniz bugün o meleklerle dolaşacak. Melek sorar onun ruhaniyetine, nereye gidiyorsun? Kardeşimi ziyarete, halamı, teyzemi, dayımı ziyarete gidiyorum diyecek. Peki neden gidiyorsun? Onun yanında bir işin mi var? Sana
keser mi verecek? Sana dünyalık bir şey mi verecek? Onu almaya mı gidiyorsun? Hayır. Bugün bayram, onu Allah rızası için ziyaret edip duasını almaya gidiyorum dediği zaman melek söze şöyle devam edecek. İnni Rasulullahi ileyhi. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim. Cenab-ı Hak sana şunu iletmemi bana telkin etti. Madem sen bugün el el dolaşacak, mahalle mahalle kardeşlerini, arkadaşlarını arayıp onların hayır duasını alacak, bayramlarını tebrik edecek. Bu halde Allah Azze ve Celle seni sevdiğini, senden ebediyen ebed razı olduğunu bildirmek için beni görevlendirdi. Bugün bayram, hastaları ziyaret edeceksiniz. Hani hastalar, kimi yataktadır, gözleri kapıdadır onların, kalkamıyordur. Birisi gelse, kapıyı açsa, bana yardım etse, belki şöyle bir yardım bekleyecektir. Hani iki kelam etse, iki cümle etse, sözleriyle beni rahatlatsa, uzun boyu belki onların yanında oturmak, onların sağlığına zarar verecek. Ama siz gidiyorsunuz, Allah rızası için onları ziyaret ediyorsunuz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, عَادُدُ الْمَر۪يذِ ف۪ي طَر۪يكِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. Bugün hasta ziyaret edenler gidene kadar, orada kalana kadar, geri dönene kadar cennetin yollarında olacaklar. Neden hasta ziyaret edenler cennetin yollarında olur? Hani bugün yine bayram ziyaretleri olacak, bayram görüşmeleri olacak. Belki onlarca, yüzlerce insan kuyruğa girecekler. Biri beni görsün ya da ben birini göreyim diye. O birilerinin belki makamları var, oradadırlar diye onları ziyarete gidecekler. Onlar onlardır diye değil, onlar bir yerde diye onlar ziyaret edilecek. Yani oralarda dünyevi bir takım hasretler var. Ama birisi hasta, yatakta, gücü yok, kuvveti yok, makamı yok, parası yok, hiçbir şey yok. Siz çıkıyorsunuz, şu kadar meseleleri kat ediyorsunuz, onun yanına gidiyorsunuz. Tek bir şey için, Allah'ın rızası adına gidiyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın rıdvanı adına gidiyorsunuz. O kapılarda yüzlerce kişi bekliyor. Allah onlara nazar kılmıyor. Ama kim garip birisini ziyaret edebilmek için şu kadar metreleri kat ediyorsa, gidene kadar, gelene kadar melekler alay alay ona refakat edecekler. Ona hayır dua edecekler. Bugün bayram, kapımıza gelecekler. Belki isteyecekler, belki onların yüzü yetmeyecek, ellerini açamayacaklar size. İzzetleri buna engel olacak. İmam Müslim rivayet ediyor. Ayşe annemiz naklediyor radıyallahu anh'a. Bir kadın evimize geliyor. Yanında iki tane küçük kız çocuğu var. Onları işaret eder. Eve gittim, Ammar'a döndüm. Peygamber Aleyhisselam'ın evinde o gün sadece üç tane hurma var. فَاَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ. Elimizdeki o üç tane hurmayı o kadına ikram ettim. İki tanesini yanında getirdiği yavrularına takdim etti. Üçüncüyü ağzına getiriyordu ki yavruları kendi hurmalarını yiyince ellerini anne dedenin elindeki hurmaya uzattılar. Kim bilir, belki kaç gündür midelerine bir şey indirmemişlerdi. Anne feşakkat temrataha, hurmasını ikiye böldü, iki tane yavrusuna yarım yarım takdim etti. Sonra ayrılır gider kadın. Allah Resulü Aleyhisselam eve gelince Ayşe annemiz o kadından çok etkilenir. Efendimiz Aleyhisselam'a anlatır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyururlar ki اَعْتَقَلَّهُ بِهَا مِنَ النَّارِ. Allah Azze ve Celle o anneye hurmasını ikiye bölüp üçüncüsünü de onlara takdir etti diye bu amelinden dolayı o kadını cehennemin azabından azat etmiştir. Şimdi belki anneler gelemeyecekler. Ama Arakan'da anneler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evine gidip üç tane hurma alan, üçüncüsünü ağzına getirirken ölüp yavrularına takdim eden annelerden farkı yok. Suriye'de,
Halep'ten, Hama'dan, Kıbrıs'tan. Kardeşlerimi sürekli arıyorlar. Belki Arakan günlerde sürekli yardım gönderiliyor. Ama Halep'te, Hama'da çocuklarına süt bulamıyorlar, ekmek bulamıyorlar, mama bulamıyorlar. Yıllar, aylar eklendi. Sürekli evlerine bomba yağıyor. Dünya seyrediyor. Ama siz seyredemezsiniz. El Muslim, Ahul Muslim. Müslüman madem, Müslümanın kardeşi. Bugün siz burada bayram yapıyorsunuz. Ama Suriye'nin çocuklarının hasreti var. Özlemi var. Onlar da önceki yıldaki bayramları düşünüyorlar. Hani onların çocukları da elbiselerini giyerler, Şam'ın, Halep'in, Hama'nın sokaklarında dolaşırdı. Ama şimdi onlar evlerine ya da evlerinin yakınlarına düşen bombadan dolayı korkudan dillerini yutmuşlar. Onlar acıyla dolaşıyorlar. O halde bugün bayram, evinize gelmeyecekler. Ama siz Diyanet'in açtığı hesaplara gideceksiniz, bankaya gideceksiniz, Arakan'a. Belki iki, belki on. Ne gönderebiliyorsanız, ne kadar? Belki birisi milyar verir ama peygamberin elinde üç tane hurma var. Ayşe onları veriyor, gökte melekler onu selamlıyor. Ne kadar göndermek önemli değil. Onlara karşı kardeşlik duygumuzu ne kadar muhafaza edebiliyoruz? Cami kapılarında değil, kendiniz gidin, kendiniz bulun. İşte ben senin kardeşin olarak bu kadar yapabildiğim duygusuna sahip olabilmeyi hatırladığımız andır bayram. İşte Somali'nin kardeşleri. Onlar barakalarda, onlar gece kondularda yaşadılar. İyiymişim buralara geldiler. Burada Ramazan boyu teheccüd vaktinde hatimle namaz kıldılar, teheccüd kıldılar her gece. Hatimle teravih kıldılar. Biri geçiyor, bir cüz okuyor. Öteki geliyor, bir cüz okuyor. Ama 8 yaşında, 10 yaşında ekmeği, suyu zor buldular. Babalar o halde onlara Allah'ın kelamını ezberlettiler. Ya bizim çocuklarımız, sizin çocuklarımız, bayram günü. Belki Somali'deki çocuklardan daha çok seviniyorlar. Ama ahirette kimin çocukları sevinecek? Hangi babalar sevinecek? O halde bayram hem çocuklarımıza, hem kardeşlerimize, hem yakınlarımıza, hem bütün Müslüman kardeşlerimize sılayı yeniden gözden geçirmenin günü. Hutbeyi Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu sözleriyle bitireyim. Buyuruyorlar ki, sılayı rahim arşı alâda. Kim ona ulaşırsa Allah Azze ve Celle ona hayırlar gönderecek. Yine buyururlar ki, men sadrahu en yusada aleyhi rizkuhu fel yasid rahmehu. Kim ya Rab bana bol rızıklar gönder, hanelerimi bereketle doldur diye istiyorsa bugün sılayı rahim yapsın. Bugün görmediklerini görsün. Bugün bakmak istemediklerine baksın. İşte o zaman Cenab-ı Hak o bakışları hürmetine, onun evine, onun hanesine huzur getirecek, bereket getirecek.